Ateş bayağı sağlammış ha. Dam diye girmiş konuya, helal olsun. Muhsin amca bayağı şaşırmıştır herhalde. Anlam veremedi tabii. Ateş bir aydır beraber olduğumuzu söyleyince ikna oldu. Güzel kotarmış durumu. Zekice yani, sevdim. O Cemile manyağa inandı mı peki? İşine geldi diyelim. Elinden kaçtım. Bebeğimi kurtardım ya. Ne yapacağını bilmiyordu. Şu hastası manyak cani ya. Tamam ya, geçti gitti. Canlıcı. Bak her şey düzeliyor. Biraz uzaklaş konulardan. Ne olur be. Dalga mı geçiyorsun? Yama. Ne oluyor? Bu şekilde sınıfa giremezsiniz. Gel benimle konuşacağız. Hayır saçmalama. Hemen çıkın, güvenliği çağıracağım. Rezillik mi çıkaracaksın? Bak güvenlik gelecek şimdi. İsterse ordu gelsin, umurunda bile değil. Sen benimle geliyorsun. Tamam, çık dışarı, geliyorum. Tamam dedim. Feray, bir sıkıntı mı var? Hocam ufak bir sorun var ama ben hemen halledip geliyorum. Emin misin? Evet. Doğru mu? Doğru mu bir şey söyle? Ne doğru mu ya? Neyi öğrenmek istiyorsun? Abim bir ay önce gelmiş. Gizli gizli görüşüyor musunuz? Ya Feray'ım, bir şey söyle doğru mu? Doğru mu bir şey söyle, bir şey? Doğru! Ya ne yaptın sen? Ya ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Benim yanımdan kalkıp onun yanına mı gittin? Geçti. Bunu hak eden sensin. Ben senin yerine utanıyorum. Ben utanıyorum. Yok öyle kaçmak. Yok öyle kaç. Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle kaçmak. Aleyna'yı öğrenince ölmek istedin ya. Bana etmediğin hakaretler kalmadı. Ya madem beni aldatıyordun, ne gerek vardı bu kadar şova? Ateşim benimle evlenmek isteyeceğini bilmiyordum. Git artık buradan. Bana dilerim bir gün bile mutlu olmasın demişti ona. Sen de mutlu olamayacaksın. Bir gün değil, bir an bile mutlu olmayacaksın Feray. Bunu ağır ödeyeceksin. Hem de yavaş yavaş. Feray, iyi misin? Feray, iyi misin? Feray, tamam. İyi misin? Damla bir su getir. Bana bak.
Herkes duyunca çok şaşıracak. Aleyna'cığım kimlerdensin? Belki tanıyorumdur aileni. Yok, tanımazsın. Buralardan değil. Aleyna Ankaralı çok iyi bir ailenin kızı. Yalnız tabii küçük yaşta babasını kaybetmiş. Yakın bir zamanda da annesini trafik kazasında kaybetti. Öyle mi? Çok üzüldüm Aleyna'cığım. Başın sağ olsun. Sağ olun. İşte o yüzden düğün yapmadık zaten. Yakın akrabaları kendi aramızda böyle bir merasim yapalım deyince biz de saygı gösterdik tabii. Peki nasıl? Ankara'dan sonra alışabildin mi buralara? Evet, alıştım. Sağ olsun Gülfem annem bana çok yardımcı oldu. Hiç yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz Hale Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kâfi, kalkacağım birazdan. Sizin çayınızı da tazeleyeyim mi Aleyna Hanım? Yok, teşekkürler. Ben almayayım. Başka bir isteğiniz yoksa Gülfem Hanım? Çıkabilirsin Nesim. Cemre abla, biz demin ne yaşadık öyle? Asıl sen gelmeden önce Gülfem Hanım kadına ne dedi biliyor musun? Aleyna'nın babası çocukken ölmüş. Annesi de yakın zamanda trafik kazasında kaybetmiş. Aleyna da ağzını açıp tek kelime etmedi ya. Kız bunlar millete böyle böyle deriz diye anlaşmış olmasın? Aman. Allah sana sabır versin abla. Ben daha ne diyeyim ki sana? Kızın seni diri diri toprağa gömmüş resmen. Ben gidip kalanları toplayayım. Yaman Bey'in egosunda büyük delik açıldı tabii. Ondan saldırıya geçti salak. Yaman'ın tehditlerini kafana takma, tamam mı? Hiçbir şey yapamaz. Seninle olan durumu açıklarsa o dedesi falan mahveder onu. Bana bir sürü hakaret etti. Hepsini kabul etti. Aklında şüphe kalmasın diye hepsini kabul etti. Şu halime bak ya. Sürekli köşeye sıkıştığımda yalan söylemek zorunda kalıyorum. Ben babamın bile yüzüne bakamıyorum artık. Saçmalama. Saçmalama. Sakın kendine haksızlık etme, tamam mı? Sen pisliğin birine aşıktın, ona inandın, o da seni kandırdı. Olan bu. Nokta. Ayrıca o Yaman'a da çok iyi oldu ya. Aldatılmak nasıl bir şeymiş, anlasın abi. Gerçekten böyle rahatlayabileceğimi mi düşünüyorsun? Benim tek istediğim onun yüzünü görmemekti, bir daha sesini duymamaktı. O yokmuş gibi hayatıma devam edecektim. Bir daha da buraya dönmezdim. Biliyorum benim gururlu prensesim, biliyorum. Hani derler ya, sayılı gün çabuk geçer. Yani şu durumda da olayımız o maalesef. Derin derin nefesler alacağız, az kaldı geçecek diyeceğiz. Sonra bebeğini kucağına alınca da el ele vereceğiz, gideceğiz buradan. Kendi hayatını kuracaksın, tamam mı? Ama şimdi biraz sabredip olan biteni yok saymak zorundasın. Hadi gidelim artık lütfen.
Ateş dersin bittiyse buluşalım mı yazmış? Niye? Yoksa Yaman... Ben sana ne dedim Aleyna? Annenle konuş dedim. Değil mi? Böyle olmak zorunda değildi yani. Haklısınız, ben gelme dedim ama. Hemen konuş. Beni sakın annenle muhatap etme. Anne, burada konuşmayalım, odada konuşalım. Anne, açıklayabilir... Neyi açıklayacaksın acaba? Gülfem'le birlik olup annem öldü demişsin. Rezil, terbiyesiz. Utanmıyor musun yüzüme bakmaya? Gençliğimi çürüttüm ben senin için, gençliğimi. Kadınlığımı bilmedim. Sana aldırdım hayatımı. Bu muydu karşılığı, bu muydu? Böyle yapacağını çok iyi biliyordum ben. O yüzden sana söylemeye cesaret edemedim. Kızım, neden diye soracağına üstüme yürüyorsun işte. Hiç mi aklın yok senin? Hiç mi kafan basmıyor? Besbelli o kadın senin kafanı karıştırıyor. Yoksa bir insan neden annem öldü diye yalan söyler? Utandığı için. İnsanlar beni aşağılasın, hizmetçinin kızıyım diye saçma sapan laflar söylesin istemedim. Bugün sence Hale Hanım senin benim annem olduğunu bilseydi bana böyle mi davranırdı anne? Ne olur biraz beni anlamaya çalış lütfen ya. Başka bir hayatım olsun istiyorum. Senin de bana destek olman gerekiyor. Neden öyle bakıyorsun anne? Senin gibi olmak istemiyorum, çöp gibi yaşamak istemiyorum dediğinde haklısın demedin mi? Mutlu ol istedim. O zaman rahat bırak beni. Sürekli oda istiyorum, kıyafet istiyorum, eşya istiyorum diye beynimi yiyip duruyorsun. Yeni evlendim ben ya. Bir bırak da kendime alıştırayım. Bir beni sevsinler değil mi? Ama yok. Varsa yoksa kendinsin. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Gerçekten ben senin umurunda mıyım anne? Tamam. Anneciğim tamam. Tamam tamam. Doğru düzgün konuşalım. O kadın senin kafanı karıştırdı. O kadın benim kafamı falan karıştırmadı. Bana aptal muamelesi yapıp durmayınca sinirlerimi bozuyorsun. Gülfem hiçbir şey yapmadı. Ben kendim karar verdim, kendim. Söz sana verdiğim emekler aram zıkkım olsun emi. Utandın. Bencil dediğin annen arkanda olmasaydı o konağa gelin olur muydun acaba? Her şeyi senin için yaptın. Ya ne yaptın sen? Nankör. Ne yaptın, ne yaptın? Her şeyden kendine pay çıkarmaya çalışıp durma. Yaman'ın kafasına silah dayadığında zorla mı evlendirdin bizi? Kocam beni severek isteyerek aldı, tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, ben daha ne diyeyim ki bilmiyorum. Haklısın. Haklıyım tabii. Zaten Yaman beni seviyor dediğimde sen bana inanmıyordun ki. Ne zaman Yaman bana evlenme teklif etti, o zaman inandın. Yalan mı? Doğru. Doğru. O sevmediğin, nefret ettiğin Gülfem var ya... senden çok daha iyi bir anne. Sırf oğlum mutlu olsun, huzurlu olsun diye bana destek oldu, arka çıktı. Sen de burada kızının mutluluğuyla mutlu olacağına istediğin olmadı diye ağlıyorsun işte. Bundan sonra ona anne dersin artık. Of anne, abartma ya. Beni diri diri toprağa gömdün zaten. Gerçekten beni bir rahat bırak lütfen. Git o evde yaşa işte. Ya çalışmana da gerek yok, bir şey yapmana gerek yok. Ben sana destek olacağım, ne istiyorsan yapacağım ama ne olur beni bir rahat bırak. Daha ne yapayım ya? Vah benim emeklerime vah. Vah yine vah. Of. Of. Haber? Kötü bir şey yok değil mi?
Yok, hayır. Akşam yemekten sonra annemle konuşacağım. Öncesinde sana haber vermek isterim sadece. Ben o zaman Hazal'a gideyim. Ortalıkta olmasam daha iyi. O ne demek öyle? Şimdi annen sinirlenecek. Tatsızlık çıkmasından korkuyorum. Korkacak bir şey yok Ayşe. Merak etme. Sen adının anlamını mı tuttun bakayım? Yok. Birden şaşırdım da. Ben sadece biraz daha mutlu ol diye yapıyorum Feray. Neyse. Annem konusunda haklısın. Öğrenince illa sorun çıkacaktır ama bu benim konum. Senin canını sıkmasına asla izin vermem. O yüzden öyle kaçar gibi bir yere gitmek falan da yok. Tamam. Gayet rahat olmanı istiyorum. Tamam. Ben kendime bir kahve alacağım. Ama sor bakalım hanımefendi bir çikolatalı pasta ister mi? İstemedim. Sorun olur mu? Olmaz Ayşe, olmaz. Feray. Ben sadece işleri kolaylaştırmaya çalışıyorum, o kadar. Artık sen de biraz daha mutlu ol, ne olur. Hadi ben kahve alayım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sen bundan sonra sadece yemekleri yap Cemile Hanım. Servise çıkma. Kızın artık gelinimizsin. Yakışık almıyor. Siz nasıl uygun görürseniz Ömer Bey ama ben halimden memnunum. Bugün Aleyna, yarın Feraye oturacak bu sofrada. Ben kızlarıma hizmet etmekten gocunmam. Anlamadım. Ne demek bu şimdi? Feraye'nin bu masada ne işi var? Ateş Bey çok özür dilerim. Siz dün akşam bize gelip Feraye'ye talibim deyince ben herkesin haberi var zannettim evleneceğinizden. Çıkabilirsin. Tabii. Afiyet olsun. Baba biliyor muydun sen? Evet. Haberim vardı. Torunumun kararına saygı duydum. Bir saniye. Ben şimdi Feraye ile eğitim alıyorum. Kes sesini. Buyurun. Ne bakıp duruyorsunuz? Ana oğul aralarında hallederler. Üçümüzden birine saygı duyduğunu bilmiyordum dede. Hak edene duyarım. Ötlek gibi nikaha basıp karım diye karşıma getirmedi en azından kızı. Erkek gibi meramını anlattı. Öyle mi? Şahane. O kız ailemize layık mı peki? Layık ya. Çocukluğundan beri tanırım Feraye'yi. Akıllı, dürüst, çalışkan bir kızdır. Üvey anne elinde bile oraya buraya savrulmadı. Bir kişiyle bile adını duymadım. Benim duydunuz mu Ömer dede? Gücüme gitti. Seninle o kadar ilgilenmedim. Koca kızdın zaten geldiğine. Ama Feraye elimizde büyüdü. Konağın terbiyesini aldı. Tabii tabii. Eminim öyledir. Sen neden öyle imalı imalı konuşuyorsun? Ne var dilin ucunda? Bir şeyini mi biliyorsun bu kızım? Dede, Kiraman abim sen sert çıkıştığın için bir de Ateş abimi destekledin diye biraz alındı. Yani pek de haksız sayılmaz sanki. Ama uzatmayalım, demek gerek yok.
Kim nasıl davranıyorsa ben ona göre cevap veririm. Alınacak, darılacak bir şey yok. Laflarına dikkat et. Feraye abin karısı olacak. İkisine de saygılı davranacaksın. Benden sonra bu evin büyüğü abin. Sen de aynı şekilde. Tabii dede. Konuşmaya gerek yok. Size afiyet olsun. Ben de atıştırmıştım. Afiyet olsun. Sen de peşinden git. Kuyruk. Abi. O tavrın neydi senin öyle ya? Kan git başımdan, hiç konuşma. Hayır, konuşacağız. Derdin ne bana bir anlat. Ben bir bileyim, ben senin kardeşinim, bana bir anlat abi. Lütfen artık anlat, konuş. Ya bak, ben sana dedim ki git abime söyle Feraye'yle evlenmekten vazgeçsin. Sen ben şerefsizlik mi yapacağım, öyle mi olacak? Mırın kırın ediyorsun bana abi, bak böyle olmaz. Lütfen. Ben içeride zar zor toparladım orta ben. Sen az önce kızı kötüledin, farkında mısın? Ha? Abi bak, bu meseleye dedemi karıştırırsan deden bizi pompalıyla kovalar. Manyak mısın sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kan, ben ne dediğimin de ne yaptığımın da farkındayım. Sen hiç karışma. Sen bir şey saklıyorsun. Sen bir şey saklıyorsun. Sen ne saklıyorsun? Feraye ile benim aramda. O ne demek ya? Bak, korkuyorsun. Biliyorum. Ama tamam mı? Korkmana gerek yok. Sana bir şey olmayacak. Abi ben sadece kendimi mi düşünüyorum? Sen niye böyle yapıyorsun? Okan bir sağ ol benim abi, ya. Ne demek sen sağ... dert etme bunları, tamam mı? Abi ben seni de düşünüyorum. Ya ne demek beni dert etme? Sen benim abimsin. Ben seni tabii ki dert edeceğim. Abi. Asla bu evlilik olmayacak. Asla. Şimdi o kızı arıyorsun. Vazgeçtim. Aile faciası oldu. Annem çok kötü durumda. Seninle evlenemeyeceğim diyeceksin. Sana veririz kıza para. Gider ev filan alır. Mutlu olur zaten, yeter. Hemen buradan gider. Anneciğim, ben evlenme teklif ettiğim kızdan annem istemiyor diye vazgeçmem. Ya bunu söylemem bile ne kadar tuhaf. İyi değilsin sen bak, gel. Gel şöyle otur, sakince konuşalım, gel. Gel. Cesedimi çiğnemeden o kızla evlenemezsin. Evlenemezsin. Şu halime bak, ne hale getirdim beni. Hasta olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Ve bunun için geldin buraya. Anneciğim. Benim için geldin buraya. Tamam. Ne haldeyim ben, şu halime bak. Önce Yaman, sonra sen. Mahvettiniz beni. Anlaşma mı yaptınız siz? Öldürmek mi istiyorsunuz beni? Lütfen. Lütfen dramatize etme. Sevdim. Evleniyorum. Bitti. Sen benim kalbimde ne kadar ayrı bir yerdesin. Bilmiyor musun? Annem. Yapma. Onur'u vazgeç. Annem. Vazgeç, yapma. Yapma ne olur, yapma. Vazgeç bak. Senin dışında kimse beni bu hale getiremez. Kimseye vazgeç. Ne olur vazgeç. Yapma. Tamam. Bak ben mutluyum. Kandırılmadım. Evlenme teklif ettim, sevdim, evleniyorum. Bu kadar, tamam. Lütfen. Bak bakayım sen bana. Ne olur. Artık ne kendini ne beni üzmedin. Sen benim göz bebeğimsin. Baban ilk aşkımdı. Sen son aşkımsın. Tamam. Tüm kalbim seninle dolu. Sen her şeyimsin. Her şeyimsin, en sevdiğimsin. En sevdiğim çocuğum sensin. Annem. Sen ne zamandır buradasın? Oğlum, bak ben hiç iyi değilim. Önce sen, sonra abin. Mahvettiniz beni. Mahvettiniz. Açıklama yapmana hiç gerek yok. Zaten hep farkında olduğum bir gerçeği bir de ağzından duymuş oldum. Yaman. Annem ne dediğini bilmiyor. Çocuk gibi beni teselli etme işine girişmeyeceksin değil mi? Yapma, bence gerek yok. Oğlum ben hiç iyi değilim. Senin oğlun yanında.
Ama sarıl geçer. Güzel. Tamam. Tamam.